Efendim, özel söyleşi programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu akşam çok özel bir konu size tanıştırmak istiyorum. Okay Temiz Samsun'da, değerli izleyiciler, Elvin Derin bir etkinliği için Samsun'a gelmişti. Okay Temiz'i mutlaka tanıyorsunuzdur ama bir kere daha üzerinden geçmekte fayda var. Türkiye'nin en önemli ritim ustası, perküsyon ustası. Okay Hocam, hoş geldiniz Samsun'a. Ne kadar iyi ettiniz. Bu Samsun'a sanıyorum ilk gelişiniz değil sevgili hocam. Seneler evvel bir kere dans müziği çaldığım devirlerde geldim. Çaldım burada bir ay falan çaldık. Deniz kenarında bir lokaldi. O bambaşka bir kültürdü tabii. Dans müziği kültürü. Sonra ben caz tarihine geçince İsveç'e geçtim tabii senelerce evvel. Ondan sonra kültürel müzik çalışmalarım başladı. Sonra ben buraya işte bir çarşambaya geldim. Bir sakatlarla ilgili, engellerle ilgili bir programda. Bir de senfoni orkestrası, Samsun Devlet Senfoni Orkestrası ile kendi bestelerim çalındı. Erol Erdinç'le beraber geldik. 3 gün kalmıştım o zaman. Ya bir de bu son hadise, 3. gelişim. Peki yani. dans müziğinin diğer müzik türlerinden farkını nasıl ortaya koyabiliriz sevgili hocam? Daha çok eğlenceye ve dansa yönelik bir müzik. Ama geldi benim yani 50'lerde çaldığım o dans müzik çok kültürlüydü. Multikültür, bir sürü kültür taşıyordu içerisinde. Brezilya, İtalyan, Akdeniz şansonları, bütün Akdeniz melodileri, Fransız melodileri, İtalyan melodileri, Portekizce çalıyorduk yani, Latin Amerika, İspanyol müzikleri çalındı senelerce biz burada. 19 sene ben dans müziği çaldım. Evet. Yani otellerde, iyi yerlerde çalıştık ama bu tabii bir sürü de şey öğrendik. Yani dans müziğinden çok şey öğreniyorsun aslında. Bütün başka ülkelerin müzikleri onlar hep. Türkiye'de o zaman bu Türk popu falan yoktu. Hiç onlar o pop müziği şimdiki dediğimiz bu kavram yoktu Türkiye'de 50'lerde. 50'lerde. Değerli izleyiciler, Okay Temiz 1939 doğumlu, 77 yaşında. Şu an görünümüne baktığınız zaman kesinlikle 77 yaşında bir profili belki ortaya koymuyor ama Türk müziğinin çok önemli köşe taşlarından bir tanesi. Çok uzun bir zamanda sevgili hocam yurt dışında hayatınızı yaşadınız. Ve en önemlisi de Türk müziğiyle yurt dışındaki ritim anlayışını iç içe geçirdiniz. Bunu sizi buraya iten ne oldu acaba? Yani ilk başlarda caz çalmak için bütün benim isteğim bu dans müziğinden kurtulup, çünkü her akşam karşınızda yemek yiyorlar, dans ediyorlar insanlar. Orada bir ilerleme olmaz. Evet. Aynı şeyi çalarsınız her akşam. Ama istediğim müzik tarzı bu değildi benim. Ama mecburen senelerce çaldık Türkiye'de. Faydası mı olmadı mı? Oldu. Faydası oldu. Fakat çok 19 sene. 19 sene çok uzun. Bir dans müziğinde, bu kültürde kalmak. Geçiş yapabilirsiniz 3-5 sene. Çalarsınız o müzikleri ama ondan sonra ilerleme yapamazsınız. Yapmak için de ya ülkeyi değiştireceksin, çünkü burada caz müziği yoktu pek. Kaçak çalıyorduk biz caz müziği. Neden hocam? Neden? Kulüplerde biz caz müziği çalıyorduk arkadaşlarımızla. Denemeleri yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Müşteriler gelmeden kulübe, lokale. Burada da çalıştık, otellerinde de çalıştık, işte anlarında da çalıştık bunlarda. Ama müşteri gelmeden biz caz müziği çalıştık. Müşteri çünkü onu dinlemek istemiyordu. Ha, dinlemek öyle bir kültür yerleşmemiş. Tabii, öyle tabii, mi diyor? Tabii. Nedir bu? Gürültü diye derlerdi. Sonra bir de saat 2-3 olduğu zaman gece yarısı baktık ki içki içilmiyor. Gelir bana bize derdi ki şef garson, abi çalın caz. Siz istediğinizi çalın. Caz müziği de kovalamak içindi. O müziğe girdiğimiz zaman millet, ya bu ne oldu bunlar, orkestra ne biçim çalıyor deyip giderlerdi. Yani bu şekildeydi. Orada peki şu anda nasıl fotoğraf çekiyorsunuz? Yani caz tabii artık. Şu anda caz çalınan yerler ayrı yerler. Dans müziği şu anda ölü vaziyette Türkiye'de. Böyle bir şey yok. Evet. Türkü barları falan var biliyorsunuz. Evet. Sağda solda. Onlar güzel. Onlardır bazı kültürlerimiz var. Tamam, onlar çalınıyor ama dans müziği alacaksın, eşine gideceksin, kızınla böyle dans edeceksin, böyle nezih yerler kalmadı. Böyle bir kültür yok Türkiye'de. Yok. Peki sizin özellikle müziğin bu kadar farklı alanları varken ritim üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayan şey ne oldu? Benim annem bana hamileyken, annem ut dersleri aldı, konservatuar bitirdi, zamanı bitirmiş. Gençliğin hep Türk müziğiyle uğraştı ve konservatuar mezunu olduğu için ut çalardı. Bütün fasılları bilirdi. Dolayısıyla udu çalarken karnına dayak bu. Ut veya cümbüş, bu tip aletler. Buradan genlerden, ben de içerideyim ya.
Harika. Buradan bize şey geldi yani. Duyduk bu sesleri. Yani. Halen duyar insanlar. O mühimdir. Yani biz direkt deriden temasla duyduk yani. Aletin çok güzel. Karnına duyması. Oradan gelmiş olabilir. Sonra seneler sonra çıktı bu. Tabii küçükken biz bunu. Bu yeteneğinizi kim keşfetti peki sizin? Anneniz yönlendirdi annem ama. Annem dedi ki zaten ben böyle şeyde koltuğun kenarları kontraplaktı böyle. Annem müzik çalarken arada bir böyle ritim tutardım. Ya dedi seni konservatuara gitsene olur falan dedi bana. Ama ondan evvel ben tabii traktörle biz çiftçilik de yaptık. Bizim bin dönüm arazimiz vardı. 450 koyun. Nerede? Dünya... Çatalca'da. Çatal. Evet. Çatalca'da büyük bir çiftlik vardı. Traktörlerimiz vardı. 3-4 tane traktörü vardı bizde. Ve ben ortaokula traktörle gidiyordum. Ferguson traktörümüz vardı bizim ilk zamanlarında. Gazlı Fergusonlar. Onlarla ben binlerce dönüm arazi sürdüm senelerce. Ortaokul, ilkokulda, ortaokulda ata binerdim. Ben 5,5 yaşında ata biniyordum mesela. Ya köylü çocuğu ben yani. Köyde geçti benim hayatım. Onun için ben Türk müziğini işte demin de söylediğiniz sualinizdeki gibi bu Türk müziği veya Türk folkloru nasıl girdi cazın içine oradan ben beslendim ve duydum. Ve annemin karnından duydum. Yani bu bir kökenli bir şey, kültür. Bir aktarım olmuş yani anladığım kadarıyla. Tam direkt aktarım. Öyle ama yani yetenek... Okulda falan öğrenme vaziyeti yok bunun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ananızın karnında duyuyorsunuz. Ondan sonra tarlada duyuyorsun. Köy düğünleri oluyor. Romanlar var. Bulgar kültürü var yanımızda Bulgaristan yakın Çatalca. Bütün o Trakya kültürü, bütün o şeyler. Zeybekler, şunlar bunlar. Hep Roman havaları. Tabii. Roman havaları. Hep bunlarla büyüdük. Peki ama bir de vurmalı çalgılarda ritim yani kulağın ritme uyumlu olması herkeste çok ortaya çıkan bir şey değil. Gerçekten ritim duygusu bazı insanlarda siz biraz daha özel bir durumunuz var. Deriden dediğiniz gibi annenizin karnında evet, belki evet, şansınız vardı ama bu kolay kazanılabilen bir yetenek oluşturuyor mu hocam? Yani kolay öğrenilebilen bir şey. Şimdi ben konservatuara da gittim sonra annemin tabii şeysiyle. Arzusuyla konservatuara gittim. Konservatuarda ben şunu gördüm. Ulan ne kulaksız adamsın ya falan deriz biz birbirimize. Ama kulaksız. İşte evet. Kulaksız demek yani kulaksız sesi duymama. Sesi duymama. Sesi evet. Herkes de kulak var ama duymuyor. Halen duymayan insanlar var. Halen bakar körler var. Evet. Trafikte bakıyorsunuz kırmızı lamba yanmış adamın ayağı hala gazda. Evet. Bakar kör. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya duyar sağ. Duyuyor da duymuyor. Beyine gitmiyor halise. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu bir şey, bu bir sistem yani bunu geliştirmek için de işte bazı eğitim almak gerekiyor. Eğitimler var. Basit eğitimler aslında. Bunlar yani tabii gittikçe zorlaşıyor. Bugün mesela konservatuara girmek için size 5 tane ses soruyorlar. Piyanoda 5 tane sesi basıyor. Söyleyeceksin do, mi, sol, fa, diyez, re filan. Bunları 10 saniye içerisinde söylemen lazım. Bu bir bayağı bir özel bir yeteneği gerektiriyor. Hem yetenek hem de praktis yani çalışma şeysi. Çalışırsan yaparsın. Her kulak açıktır. Allah vermişse ses duyuyorsan muhakkak duyarsın. O beynini geliştiriyorsun sen. Ses duyma teknikleri var. Konsantre olma var. Konsantre olmuyor insanlar. Halen konsantre olmuyor. Yetişmişler de olmuyorlar. Konservatuar bitirmiş olabilir. Ama bir müziğe konsantre olmak başka bir şey. Yani çünkü çoğu eğlence diye görüyor. Kimisi alet çalarken insanlara bakıyor. Bir yere bakıyor filan. Hakiki çalanları falan gördüğünüz zaman böyle gözü kapalı çalar yani. İnsan dalar. Tamamen konsantre. Kendisini verir alete. Şimdi kolay, herhangi bir işte kolay bir şey değil ki. Kolay bir şey değil şimdi. Pardon. Tabii biraz siz biraz daha kolay gibi anlatıyorsunuz ama biraz önceki canlı performansınızda bundan bir saat önceki canlı performansınızda birbirinden farklı 4 ya da 5 tane davulu aynı anda çaldığınızı gördük. ne kadar süre içerisinde gelişen bir kabiliyet haline i̇şte dönüşüyor. Çalışmakla, praktiz yani. Bir de sevmek lazım, enteres olmak lazım. Benim için diyeceksiniz, ben bunu yapacağım. Diye. Karar vermek çok mühim. Karar vereceksin, seveceksin. Yani bunlar hep yan yana, zincirleme. Olur. Ve başaracağım, ben bunu yapacağım demen şart. Çalışmak gerekiyor. Peki 77 yaşındasınız. 79'um aslında 79 da. 79 mu? Siz 77. Evet, çok İyi, güzel. Harika. Peki ne kadar zamandan beri ritmin içerisindesiniz? Vurmalı çalgılara. İşte anne karnından itibaren. O öyle. O %100. Yani, tınıları duyma. Kendimi bildim bile ama ben bu işe özel ilgi alanınız oluşması ne zaman yani, böyle? Yani 1955'te ben konservatuara girdim. 55 senesinden sonra.
itibaren dersek yaklaşık ders aldım. Evet, ama konservatuvardan beni attılar çünkü biz başka, neden sevgili hocam? Başka müzik çaldım. Caz müziği, o zaman dans müziği vardı. Dans müziği çalıyorduk. İşte çaçaçalar, rumbalar, bolero falan. Caz parçaları da vardı. Bunlar yasaktı. 55, 56, 60'larda falan. Çünkü beyin yıkama var. Tamamen klasik tedrisat. Öyle eğitim. Mi? Başka müzik çalamazsın. Yasaktı. Şimdi değil öyle. Şimdi o konservatuvarın talebeleri benim işte burada mesela bu senfoniyle çaldım. Hepsi yani buradaki genç çocuklar Samsun Senfonisi. Hepsi onların klasikten gelme. Benim çocukluğumun zamanı çocukları. Geldik benim parçalarımı çaldı. Benim parçalarımda Afrika var, Fusion var, caz, bir sürü caz var, bir sürü değişik şeyler var. Kendi bestelerim, hep kendi bestelerimi çaldılar. Ona geleceğiz. Yani yasak olan müzikleri çaldırdık. Şu anda değişti her şey. Peki şimdi normalde bütün eserlerin bir notası vardır. Herkesin önünde görürsünüz. Evet. Parçaları vardır. Evet. Vurmalı çalgılarda bu nota kısmını nasıl hallediyorsunuz sevgili hocam? Vallahi doğaçlama geliştiğini söyleyebilirsiniz belki ama mutlaka bir kompozisyon içerisinde yürüyordur diye düşünüyorum. Nota yani. Seni forma sokar. Bakarsın burada şu kadar zaman gidiyor. Burada kemanlar çalıyor, burada trompetler, orkestra coşuyor falan, bitiş. Onları görebilirsin orada. Fakat orada her şey klasik orkestrada yazıyor. Senfonilerde klasik çalarken. Vurmalı çalgılar için. Tabii onlar yazılı. Onlardan başka bir şey çalamazsın. Bir tane küçük bir vuruş bile yapamazsın. Onlar bellidir. Ama kalkıp da caz müziği çalarken bu hadise... O duygu nasıl oluşuyor? Yani o kadar farklı anda, yerlerde bir duyguyu katıyorsunuz ki işin içerisine. Orada yazılı çizili bir şey değil. Daha öncesinden belki var, evet. Planlanmış bir şey de değil. Bu nereden geliyor bu? İşte nasıl çok, oluşuyor? Çok ufak yazılar vardır. Tiyo verir sana başlangıcı sonu falan ama bütün şey senin tecrübene kalmış. Tekniğine ve tecrübene. İstediğin tekniği kullanabilirsin. Klasik gibi değil, katiyen ayaksı. Klasik müzik. Evet. Zaten onun için caz müziği, şimdi kızmasın klasikçiler. Hani dünyanın en yüksek kaliteli müziği caz. Caz müziği değil mi? Yani bir kere armoni içerisinde kalıyorsunuz. Formlar var. Katiyen doğaçlama diyoruz ama o formun içerisinde o doğaçlama. Kalıplar var. Kalıplı gidiyor her şey. Kalkıp onu da bozan arkadaşlarımız var. O da bir başka bir sanat. Kalıbı da bozup, kalıbın dışına çıkıp, seslerin dışına çıkıp, armoni dizisinin dışına çıkıp tekrar oraya gelme var. O daha yüksek, avantgard müzik diyoruz ona, modern müzik. Zaman zaman siz de yapıyorsunuz galiba hocam. Ya Türkiye'nin çok önemli... Ben İsveç'te bunu yaptım zaten senelerce. Türkiye'nin çok önemli gruplarında, Okay Temiz'in çok ciddi performanslarında hep imzası olmuştur. Değerli izleyiciler, aynı zamanda canlı performansı olacak. Bizden sakın ayrılmayın. Dünyada vurmalı çalgıların, ritmin nasıl algılandığını da konuşmak istiyorum ama isterseniz bir canlı performans alabiliriz isterseniz. Tamam. Burada ben 3 tane tanıtabiliriz isterseniz. Vurgulu alet götürdüm. Bir tanesini tanıtayım şimdi. Böyle araya girelim. Bu Hindistan'daki çok meşhur bir davul. Bunu çalan çok iyi ustalar var. Şu kadarcık bir alet. Biz Okay Temiz olarak ben bir yerde çalacağım zaman bir kamyon alet taşıyorum. Yani yetmiyor bile. Gördüm. Bir sürü. Şimdi çünkü her şeyden bunu çalıyorum, onu çalıyorum, onu çalıyorum, onu çalıyorum. Davullar var, ziller var, bir sürü şey var. Kaç farklı enstrümanla gidiyorsunuz bir konser için atıyorum? Yani çok çok. Kendi yaptığım elektronik aletler de var. Onların taşınması da ayrıca bir dert. Onların seslerinin kabloların düzenlenmesi, elektronik aletlerin, seslerinin tam tertemiz alınması. Bu başlı başına bir bambaşka bir şey, dünya. Şimdi ama bunu adam çalıyor, şu Hindistan... Tefe benziyor bizim. İsmi Ganjira. Şurada bir para var. Azıcık bir ses çıkarıyor, çıkıyor, çıkıyor. Üstü bunun iguana derisi. Bir yumuşak bir deri. Elastik. Bunu adam alıyor tek şununla bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyayı. Biz bir sürü bir kamyon alet taşıyoruz. O bir bununla geliyor. Bizden daha çok da para kazanabiliyor. Çünkü Viltios hayatını buna vermiş. Bütün ritmi bununla çalıyor. Fantastik çalan arkadaşlarımız var. Farklı bir ses mi? Bundan farklı bir ses mi çıkıyor? Yani bizdeki kullanmış olduğumuz... Tabii tabii. Bu bizdeki Türk... Bizde... Yani bu zamanı düm, teke düm, tek, teke düm, tek diye çalıyor. Ama Hindistan'da öyle değil. Bunu, yani bu akord ediliyor, müziği var, davullar akord ediliyor. Yani Hindistan bu dünyadaki en yüksek kaliteli bir müzik ülkesi. Müzik yapan. Öyle mi? Ve dans yapan. Neden? Nereden kaynaklanıyor bu farklılık sevgili hocam?
Yani nereden kaynaklanıyor? İnsanlar ciddiler. Para kazanma, hemen müzikten para kazanma amaçları yok. Bunu severek yapıyorlar bir kere. O inanarak yapıyorlar ve bu bir onların bir sanki şeysi oluyor bu. Terapik bir aleti, bununla birleşiyor vücutları bu aletle. Bu aleti alırsan o insan yaşayamaz gibi. Hani ben Hindistanlılarla 9 kere Hindistan'a gittim. Bir sürü artistle çaldım. En iyileriyle arkadaşım hepsi halen. İşte bunları ben İsveç'e götürmüştüm. Stockholm'a geldiler benim evde. -25. Karanlık. Güneş 11'de doğuyor. Öğlen 11'de. Karanlık. 11'e kadar karanlık. 2-3 saat gündüz görüyorsun. Sonra yine karanlık. Evet. Kışın. Kıştan evet. Bahsediyorum. Yazın da tam tersi. Bütün gün. Kışın geldiler mesela. Karanlıkta kalkıyorlar. 5'te. Sabah 5'te. Aşağıda bir bayan var, şarkısı şeyci, vokalist. O ses açıyor. Öteki davulcular var, çömlek çalan var, bunu çalan var, diğer tabla çalanlar var. 4 kişi. Takıtımı, takıtımı, takıtımı. Sabahleyin kalk. Ya ne zorunuz var? Zaten viltiyorsunuz, şahane çalıyorsunuz. Dedim ben bunlara. Biz bunu çalmazsak bu bizim meditasyonumuz dedi. Yani biz bunu hayatımız dedi, o kaydedir. Bu olmaz dedi, biz bununla yaşıyoruz dedi. Onu namaz kılar gibi, 5 namazı nasıl sabah namazı? Onun gibi çalışıyor. Sürekli hayattan içinde. Tabii bu alet hep ellerinde. Hep akortlu. Bu veya diğer aletler. Evet. Elli alet. Evet. Bizimki gibi oraya koyup da oraya onu işte ya duvar asarlar mesela. Asar. Evet. 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 Buyurun. İşte neyse bu böyle bir alet. İsmi gancıra. Böyle şöyle bir şey. Burada mesela bu parçayı çalarken bu daha önce deneyimlediğiniz bir parça mıydı yoksa şu an içinizdeki duygu mu sizi yönlendirdi bunu çalarken? Daha önce tecrübe etmiş miydiniz? Doğaçlama, doğaçlama diyoruz ya yani bu içeriden ruhundan gelen bir şey. Onu kendin yapıyorsun. Kendi besten oluyor. O anda kararlaştırılmış bir şey yok. Eğer tecrüben varsa hiçbir şey kararlaştırmazsa alın önüne çalarsın. Ama bazı müzisyenler var yine doğaçlamayı da yaparlar ama son derece de kararlaştırarak çalarlar. Hindistan'da bu var. Son derece ciddi ritim şeyleri var. Motifleri var. Evet. Yüzlerce. Evet. Bizde mesela düm tek teke vardır. Tek ya vardır. Tek ya düm düm tek deriz. Onlar da bunlardan 60-70 tane var. Hmm. Yani davulun her vuruşu tabi bunda olmuyor. Tabla denen aletleri var. Hepsinin sesleri var. Son derece ciddi çalışılıyor. 5 yaşına giriyorsun. Küçük çocuklar yap. Yani bunun şeysi kolay değil. Hindistan onun şimdi en yüksek. Bu anlamda ileri gitmiş. En ileri gitmiş ülke. Avrupa'da nasıl sevgili hocam? Avrupa'da da var tabi konservatuvarlarda öğretiliyor. İsveç mesela siz uzun ama yıllar... Avrupalı, bugün Avrupalı, Amerikalı gidiyor Hindistan'dan öğreniyor bu tip şeyleri. Kendi müziklerine katıyorlar. Yani farkındalar. Hindistan'da ne olduklarını. Ama Avrupa bir Hindistan gibi olamaz yani. Çünkü orada ya bunu çalmak için bir kere öyle modernizasyonda, apartmanlarda, lüks yaşamlardan falan çıkmıyor bu tip şeyler. Bunlar kırsal kesimde yaşam şeklinin değişik olan yerlerden çıkıyor. Evet. Değil mi? Yani sen, evet. Altında lüks araban varsa, villada bilmem bu tip şeyler hem enteres olmasın hem çalmasın. O başka bir yaşam. Öyle bir. Peki Afrika'da bu duygu nasıl? Afrika'da Hindistan'dan sonra gelen şey İkinci bir ülke tabii Afrika, Güney Amerika. Ya bunlar tabiata uyanık insanlar. Bak şu mesela şu deri iguana derisi. İguana denen bir hayvan var. Bu hayvan çok kıymetli bir hayvan. Bu hayvanın şimdi öldürülüp derisinin buraya gerilmesi, yapılması yasaklandı bütün dünyada.
Bunun yani tabiattan alıyorlar her şeyi. Ağaç kabukları şeyde var, çok var Güney Amerika'da. Bir ormana girdiğiniz zaman bir sürü sesler var orada. O seslerin farkında o müzisyenler, müzik aleti yapan kişiler. O kabukları bende de var. Bir sürü kabuk var bende. Afrika, Güney Amerika'dan gelen, Brezilya'dan gelen kestane kabukları. Hani bizde biberler vardır, patlıcanlar kuru. Evet, evet. Sallanır böyle, evet, dikmişlerdir evet, ipe. Evet. Kupkurudur onlar. Onları sallarsanız yumuşacık bir ses çıkar böyle. Evet, ipek evet gibi. Onları bizde kimse uyanmış değildir Türkiye'de. Ama Hindistan'da bunların daha kalınları var. Daha Afrika'da daha abartılmış bademler var, cevizler var. Ben şimdi bana geçenlerde bir arkadaş getirdi bir çuval ceviz. Kocaman kocaman cevizler Trakya'da çıkmış kendi bahçesinden. Kesiyorsun cevizi, iki kabuk böyle. Yaptığınız zaman şahane bir müzik aleti. Ses çıkıyor. Ses çıkartıyor. Evet ama işte bunu kullanan müzisyen yok bizde. Çünkü biz tabiatı öldürdük. Tabiattan farkı haberimiz yoktu. Ne oluyor? O sesler müziğimizde nasıl kullanabiliyor muyuz? Yasaklarlar. Gel bakalım sen Türk fasılına herhangi bir Türk folkloru de kullandırmazlar. O ne ya derler. Böyle bizde bir şeylik var. Niye öyle bir direnç var? Farkına efendim varmamışlar. Seslerden korkuyorlar. Yani. Peki bugünün bu dünyasında hala bu direnç var mı acaba? Aynen. Yani birisi mesela siz bu konuda marjinal bir çalışma yapsanız anlaşılamaz mı yoksa yapıyorum sistem zaten kimse anlamıyor ki baba kendi tek başına kalıyor. Onun için sormak istiyorum. Tabii birkaç arkadaşım var tabii. Vay Okray fantastik falan diyorlar. Çok güzel falan ama yani ya bunun halk kitlelerine inmesi falan yani tabiatı sevmekle ve farkına varılmakla işte bunlar hep okullarda falan anlatılması lazım. Ben İsveç'te bunların derslerini verdim anaokullarında. Benim bir sürü koleksiyonumdaki bütün bu aletleri götürüyordum. Kaplumbağanın mesela ölmüş kaplumbağanın kabuğunun altında 6 tane şey vardır. Bakla şeklinde karnında motifler vardır. Onların hepsi her biri değişik ses çıkarır. Duk 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 filan. O müzik aletidir. Ölmüş kaplumbağa tabii. Kaplumbağa çok uzun yaşayan bir hayvan ama ölenlerinde bende var mesela atölyemde bir Afrikalı getirdi. Alttan bir sürü ses çıkıyor biliyorum. Hatta ben traktörle tarla bile sürerken çocukken çatalımızda çiftliğimizde kaplumbağanın çiftleşmesini duyardım ben çocukken bunlara duydum. Yani o birbirinin üzerindeyken o iki hayvan tuk tuk o karnındaki o şeyler baklalar ses çıkartıyor. Ses çıkarıyor. Değişik ses çıkarıyor. Yani ben onları ben küçücükken duymuşum. 10 yaşında, 11 yaşında duymuyordum yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir de farkına varmak lazım bazı şeylerin. Hevesli olmak lazım böyle bir şey. Yani bunlar okullarda öğretilmez. Bunu yani ancak bunu yaşayacaksın veya özel hocalar olacak. İşte ben gidip öğretiyorum yani İsveç'te yaptım ben bunu. Bütün bu koleksiyonumu tay derisinden, yılan derisinden işte kaplumbağayı götürdüm. O kabukları götürdüm değişik ses çıkaran kuru kabukları. Onları gösterdim çocuk, küçük çocuklar. Ufacıkken önle ve İsveç hükümeti bana çok büyük değer verdi. Vav wow dediler ve yardım ettiler bana 18 sene. Çok iyi yardım aldım. Sırf bu çocuklar çünkü çocuğa çok değer veriyorlar. Küçük yaşta öğrenmesi. Çünkü etraftaki müzik sektörü çok kötü. Bunların yaydıkları bu müzik. Hani eller havaya diyelim. Eğlence müziği, pop müziği. Tabii iyisi de var, kötüsü de var ama yani. Genelde böyle kültürel bir müzik değil bunlar. Anladın mı? Bir yere kadar bir kültürü var. Ondan sonra hepsi birbirine benziyor. Duf, 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 duf evet, diye bir tempo. Evet. Bunun içerisinde artık ne çalarsan çal millet eller havaya ne müziği dinliyorlar, ne sözleri dinliyorlar. Tepinme vaziyeti var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir bozulmuş bir ortamda bu tip şeyleri, bu tip değerleri, tabiattan gelen sesleri çocuklara tanıtmak çok büyük, güzel bir şey. Bunun bazı ülkeler farkında. Hollanda, Danimarka, Finlandiya. Ben Finlandiya'da da kaldım 5 sene. İsveç'te kaldım 23 sene. Bunları gösterdim. Yani onun için bazı ülkeler ooo diyorlar. Aman ne güzel şey. Fantastik diyor. Farkına varıyorlar. Kültür daireleri. Evet. İşte şu milli eğitim, oran eğitimi şeyleri. Milli eğitim özellikle evet. Ben de onu demek. Onunla ilgili bir konuyu tartışalım istiyorum. Toplumlardaki dönüşümün, gelişimin en önemli yol açıcılarından birisi sanat, müzik. Tabii. Ülkeyi tanıtan. Değil mi efendim? Evet. Bu konuda performansımızı nasıl görüyorsunuz? Anadolu olarak. Anadolu
Anadolu olarak mı diyorsunuz yoksa ülkenin... Ülkenin tamamı için diyorum. Ülkenin yani. Tamamı için, o içler acısı. Yani bizim müziğimizin yurt dışında tanıtılması artık müzisyenlerin kendi şeyine kalmış. Özel kabiliyetlerine, özel, çabalarına değil mi? Özel, evet. Ekonomik şeyleri de var. Yani bir Avrupa'ya çıkmak, müziğini tanıtmak için hem kendi paran olacak. Yani şimdi yavaş yavaş başladı Kültür Bakanı. Mesela bu sene ben gittim. Belçika, Hollanda ve şeyde Almanya'da 3 tane konser verdim. Türk Tanıtma Vakfı ödedi bana. Ben, yani Türkiye'nin bir çıkartması oldu yani, Avrupa'ya. Kültür çıkartması. Bunlar şimdi başladı. Yani birkaç sene evvelden de vardı ama çok nadir. Mesela pop müziği tanıtalım diyoruz. Halbuki değil, bizim folklorumuz çok mühim. Bizim bak danslarımız gidiyor, ödül alıyor geliyor. Evet. Folk danslarımız. Evet. O var, o organizasyon var. Ama enstrümantal müzik, bir de enstrümantal müziği şarkı olmayınca, söz olmayınca... Müzik gibi algılayıp değil mi? Algılamıyorlar. Bravo. Bu da bu müzik değil ki dediler. Ben kaset yaptım. Kaset zamanında şimdi hani öyle derler ya, kasetim çıktı. Abi versene kasetini falan verirdim çaycıya, işte park yapan parkçıya falan veriyorum. Böyle arabada var bir sürü. Bir hafta sonra falan gördüğümde nasıl diyorum, müzik var mı? Nasıl buldun diyorum şeyi. Müzik yok gördü abi diyor. Allah Allah. Benim nasıl müzik yok? Şarkı yok. Şarkı yok diyor. Ses değil yani. Olacak işte. Ya. Yani buraya geldik. Peki şimdi Şubat'ta mesela bir konser verdin Zitbin Günleri. Nasıl? Şu anda nasıl o algı? Yani Okay Temiz ismi tabii bu konuda çok şey işaret ediyor. Ama Okay Temiz olmasa ve ritimle uğraşsa birisi belki bu kadar fark edilmeyebilir. Siz konserlerinizde nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz şimdi? Özellikle yani Şubat'ta... Böyle şaşırıp bakıyorlar da çaldığım aletlere. Elektronik aletlerim de var. Kendi yaptığım elektronik aletler. Onları da çalıyor. Mesela geçen Kadına Şiddeti çaldık. Ben her sene bir şey, bir tema işliyorum. Tema işliyorsun. Evet. Bu temalar böyle ülkenin, dünyanın sorunlarıyla ilgili. İşte bu son da kadına şiddet sorunu ülkemizde. Onun ben dansla bir... İlişkilendirdiniz. Evet, dansla bu sahneye koydum bunu. Ve arkada yaptığımız müzik bizim, tamam bir ney çalan bir arkadaşımız var bizim, Burcu Karakaya diye, Karadağ diye. Onu koyduk o neyle ama neyin altındaki sesleri, bizde elektronik sesler koydum da değişik, hiç alışılmamış şeyler. Çünkü orada şiddet var, baskı var, erkeğin, kadında olan egosu var, şeyler var, eziklik var, yarattığı baskı var. Her his var. Şimdi bunu kalkıp da ben bir salçayla aman oyunda benim şey yaptım de filan var. Bu da olabilir ama o başka. Ben bunu elektronik, daha malalar kullandım mesela ki. Şey malaları vardır ya, duvarı sıvarsın. Onların büyüklerini abartılı olarak yaptırdım. Metallerin sesleri böyle, insanlar 60 kişi havada. O ses böyle tedirginlik sesi. Anlatabiliyor muyum, böyle baskı bir yerde. Her an patlayabilir bir kavga. Sonra tabii dans oluyor ona göre. Sonra o dans kavga ediyor. Baskıyla, erkekle. Sesler erkek yok bu arada çocuğu olmuş. Kadın da, bu dans eden bayan da şey, seslere göre hareketi yapabiliyor. Serbest. Yani dansçı, serbest. Şey, anlatabiliyor muyum? Sonra insanlar bunlar böyle tip şeylere alışmamışlar. Hep biz ülkemiz hep dansa zorla itildi. Stomak, dans, şey dansı, göbek dansı. Aklıma gelmedi. Bu dans deyince hep bunları gördük. Hani işte klasik operalarda baleler falan oluyor bazen. Ona böyle bakıyorlar, anlıyorlar veya anlamıyorlar. Yani bu gelişmiş vaziyeti yok dansın. En modernini koyduk işte. Şubat'ta benim her sene doğum günüm 11 Şubat. Onu yaptık ve... Çok da ciddi. Çok ciddi dönüşler oldu. İnsanlar yine, farkındalar yani. Bir canlı performans alalım mı sevgili? Bir tane daha mı alalım? Çok buradaki... Okey. Buradaki... Şimdi bu alet... Bunu hep söyledik. Artık Türkiye'nin tanıması lazım. Televizyonlara çok çıktı bu alet. Bunu ben yaptım aslında. Bakır. Ben sanat okuluna da gitmiştim. Şeyden sonra, konservatörden sonra. Yedek subay hakkı alayım diye babam beni... Oğlum sanat okuluna gitti. Bir yedek subay hakkı al da... Er olarak gitme dedi. O da acayip bir şeydir benim için. Ben yedek subaylığını aldım. Sanat okulunu bitirdim. Yani bunları, bu aletleri yapması filan. Alet yapmıyorsa burada. Orada musluk yapıyoruz. İşte dişli çarklar yapıyoruz. Efendim şeyler yapıyoruz. Grant, mrak filan böyle demirlerle uğraşıyoruz. Orayı bitirdik. Askerlik geldi. Ben tabii davul çalmak istiyorum filan.
davul subay, yedek subay hakkımız var. Yedek subay adama davul çaldırmazlar dendi bana. Bir, çok meşhur bir paşayı tanıyorduk. Asker, benim babam da subay zaten. Oğlum dedi, sen dedi subay olarak yapamazsın. Davul çaldırmazlar sana ordu evinde. Er olarak git dedi. Ben seni aldırırım ordu evine. Gittik, erlik yaptık. Yani subay hakkından feragat edip erlik sırf davul çalıyor. Davul çalabilmiş. Anladın mı? Öyle bir şey de var. Şimdi bu alet işte sanat okulunda öğrendiğim o çekiç darbeleri, şunlar. Kendi yaptığınız bir şey. Evet. Kendim yaptım ama bunun aslı tahta. Afrika'da. Tahtadan. Ve önünde keçi derisi var. İçerisinde bir tane, nerede kamera? Bakayım. Şöyle görebiliyor muyuz? Tamam, evet. 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 Hocam. Bakayım, ben de görüyorum buradan. Şöyle bir şey var. İncecik bir mil gibi bir şey. Bambu kamışı. Evet. Bambu. Çinlilerin yemek yedikleri şeyler, evet, var ya, iki tane sopa. Ona benzer. Onu deriyle tutturulmuş hali bu. Bunlar hayvanın sesini taklit ediyorlar. Aslanı çağırıyorlar. Aslan mesela. Yapar böyle. Bazen gerir gibi, evet, ses çıkar. Yapar. Bunu duyan aslan veya kaplan geliyor, avlanıyor. Yani hayvanı çağırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Buna benzer bir sürü şeyler var. Kuş sesleri çıkaran, ördek sesi, kas sesi çıkaran düdükler var. Ya ağzını öpüyorsun, evet, veya böyle sallıyorsun. Onlar da geliyorlar biliyorsunuz. Neyse, bu Afrika aleti aslında. Fakat bu sonra Brezilya'ya gidiyor göçler sırasında. Brezilya'da bu sambalar da çalınıyor. Rio de Janeiro'da yapılan o festivallerde, karnavallarda. Evet. Sokak karnavallarında. Bu çok popüler bir alet oldu. Sonra bu modern müziğe geldi. Bunu iyi çalan birkaç arkadaşım var benim. Ben bunu kendim yapıyorum. Ben aman o kay seninki çok güzel. Keman gibi diyorlar. Konuşuyor senin gibi. Aslında şey, yani burada müdahale edince ıslak bezde. Şöyle ıslak bezde, evet. Şeye, o kamışa. Bu mesela fil sesi. İstediğiniz ses çıkar burada. Öyle mi? Kurbağa sesi. Bir tane daha bir ses var. Sıpanın sesi, değil mi? Neyse, bu sesler burada var hep ama buradan elinizle bastırarak müdahale ediyorsunuz buraya. Evet. O ses değişiyor, şöyle bir şey. Şimdi aletin ismini söyleyelim. Cuica. Cuica. Aletin ismi Cuica. İspanya'da da var bu. Sambomba deniyor. Bizde Anadolu'da da varmış. Kamış tabii daha kalın ses çıkarır. Hiç görmedim. Bunu gören birkaç arkadaş, abi bizde var dediler Anadolu'da. Bilmiyorum. Peki sevgili hocam, engelli çocukların özellikle ritimle kendilerini yeniden ifade etmelerinin önünü açtığını biliyoruz. Bu konuda sizin de
gayretleriniz olduğunu biliyoruz, çabalarınız olduğunu biliyoruz. Evet. Bu konuda daha iyi noktaya kendimizi taşımak için neler yapmamız gerekiyor? Vallahi ben İsveç'te bunu başlattım. Spastiklerle yaptım. Çünkü benim orman içinde bir evim vardı. Antika bir ev, çok eski. Böyle bir çivi bile çakamazsın. Hükümet bana vermişti orayı. Sırf tabiatın içinde kalayım da müziğimi geliştireyim diye. Tabiattan şey yapmayayım diye, kopmayayım diye. O da ayrı bir servis yani. Çok güzel bir şey. Yani bana yapılan en güzel hediyelerden bir tanesi. Hani bir apartmanda da yaşayabilirdim ama bir ormanın içerisinde bir tahta bir İsveç evinde, eski bir İsveç. Çünkü tilkiler geliyor, tavşanlar geliyor, yemek veriyorsunuz falan böyle. Son derece natürel bir yer. Orada kendi müziğinizi yapmanız, yani tabiattan kopmadan bu önemli bir şey tabii. Neyse, bu böyle bir şey bir yerde yaşıyordum. Çok antika bir evde, ormanın içerisinde. Ki Stockholm'un biraz dışında. Ama biraz ileride spastik merkezi var. Spastiklerin çok modern bir yer. Gittim orada bir konser verdim ben. Baktım konserimizi beğenmediler çocuklar. Yapıyorlar, şey oldular, rahatsız oldular seslerden ki kuvvetli de çalmadık. Buna rağmen ben gittim müdürleriyle konuştum o şeyin, o tesisin. Dedim ki bak sevmediler konserimizi. Ben dedim burada bunlara ders vereyim. İlk defa oluyor bu şey. Spastiklere yine bu aletlerin tanıtımıyla ilgili dersler verdim. Yani böyle böyle elini sallayan mesela var. Durduramıyor. Evet. Efendim. Hep böyle 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 hareket eden çocuklar var. Tiklerine mani olamıyorlar. Bunlara ben sopaları soktum ellerine. Tokmaklar verdim böyle yumuşak tokmaklar. Çamlar, setler var bende değişik değişik. Bunları çaldırdım ben bunlara. Bunları çalarken tabii böyle olan hareket böyle oluyor. Mecburen sopayı verince evet. Seni de görüyorlar. Gösteriyorsun. Başlıyor çalmaya. Yani bu hareketi buraya geliyor. Buraya geçiriyor. Bunu kimse yapamaz. Onu yaptıramazsın. Ancak böyle bir vesile olacak. Bir şeyle yapacak. Etki yaratarak evet. Güdüleyebilirsin ancak. Ve seni sevmeleri lazım. Seni kabullenmeleri. İlk önce ben bunlara kendim konser verdim. Tek solo konser. Seni, beni gördüler. Beni sevdiler. Vav dediler falan. Onu çalıyor bu adam falan. Bana hürmet başladı. Sevgi başladı. Efendim. Bir şeyi de gösterince duygusal bağ kurdunuz. Tabii. Bir şeyi gösterince de kabulleniyorlar. Bak diyorsun şunu yap, gel beraber çalalım. Zaten beraber çalıyoruz. Bırakmaz ki onu çalsın diyor. Çalamaz ki. Mecburen böyle onlarla beraber çalışmalar yaptım. Ya bunların tikleri çalarken azalıyor. O tik buradaki hareket buraya geliyor. Burada çalıyor. Ama bırakınca sopayı tekrar başlıyor. Şimdi, biz ailelerine konserler verdik. O bütün hasta çocukları, insanların 70 yaşında adam da vardı orada. 6-7 yaşında çocuk da vardı. Ağladı bütün aileler hüngür hüngür. Bana ortaya Muhammed, çıkan sonuçtan değil mi? Tabii sen Muhammed peygamber misin? Nereden geldin? Sarılıyorlar bana. Gün ağlıyorlar. Gördüler çocuklar çalıyorlar bir şey. Hiç öyle bir şey olmamış şimdiye kadar. Ve İsveç hükümeti o spastik şey işte center televizyona geldiler, çektiler. 4 kamerayla oradan ve arşivlediler. Arşivde duruyor onlar. Benim yaptım. Ben dedim ki bakın ben her zaman gelemiyorum. Çünkü ben Berlin Festivali çalıyorum, Zürich'te çalıyorum, geliyorum. Orman içinde bu dersi veriyorum. Hiç alakası olmayan bir dünya. Benim arkadaşlar, cazcılar diyorlar ki ya Okay nasıl yapıyorsun? Orada çaldık, dün Hamburg'da çaldık. Sen geliyorsun ormanda, spastiklerde çalışma yapıyorsun. İşte benim çocukluğumdan gelen bir şey bu. Hani çocukluğumdan beri çalmışım ya, annemin karnında duymuşum ya. Ben böyle burnu büyük, ben caz müzisyenim ya. Pek bizim içimizde tabii, yoktur tabii. Böyle bir şey ama. O yönünüzle de Türkiye'de gerçekten çok güzel yani bir yerde duruyorsunuz. Natürel bir insanım ben, anlatabiliyor muyum? Yani evet. Benim ismim beni çoktan geçmiştir. Evet. Okay Temiz derler, ooo diyor, alakası yok. Ben Okay, bu büyük. Harika. Peki günde Okay Hocam en az kaç saatinizi ritimle geçiriyorsunuz? Konser olmadığı zamanlarda. Ya ritmin farkına varmak, yani ritim oturup ben böyle eskiden çok çalışıyordum. Elimi kolumu bağlayıp davul üzerinde. Ben davulcuyum aslında yani. Bunlar sonradan girdi hayatıma benim. Bu tip şeyler. Bunların da sonu yok. O kadar çok var ki bu tip çalgılar, vurgulu çalgılar. Yüzlerce var, yüzlerce. Bunların hepsini çalışman lazım. Tek tek konserde çalacaksan, sahnede çalacaksan şunu, oturup bunu çalışman lazım. Bu başka bir alet. Tekisi başka bir alet. Tekisi başka, öbürü başka. Bunları bir de müziğine katıyorsun. Ben Türk müziğine bunları da kattım. Yani zeybek çalarken ben bambaşka bir Afrika aletiyle falan çaldım. İşte bugün çaldık koskocaman. Değil mi? Zeybek evet, çaldık. Evet, zeybek. Ve bunun dışında sizin ayrı zamanda mehterle ilgili de Kültür Bakanlığı'nın
çalışmanız evet. oldu. Ondan da bahseder misiniz biraz? Bir müddet, şimdi ben Türkiye'ye 5 kere geldim. Kalayım diye. Her gelişimde ben hüsrana uğradım. Bana Türk Kültür Dairesi yardım etmedi. Yani vay Okay sen bunları yapmışsın gel. Biz de bunu yapalım falan. Böyle bir zihniyet bizde yok. Yoktu. Yani halen de yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir değerli bir özel birisini alalım bizde kalsın ülkemizde. Bunun bu konuda ondan istifade edelim. Edelim. Önünü açalım. Bir, o geliştirsin bunu. Evet evet. Evet. Kitlelere yaysın. Kitlelere dağılsın. Talebelerini hocalar yetiştirsin falan filan. Böyle bir şeyimiz bizim zihniyetimiz yok. Ne kadar acı bir şey. Ne kadar acı. Biz kendimiz kendi çabamızla yaptık. Ne kadar acı. Evet. Sonunda işte rahmetli Ecevit bana çok severdi beni. O müziği de sever zaten. Şair tarafı da vardı biliyorsunuz. O Okay ne yapayım senin için dedi. Ya dedim beni mehtara soksanıza. Şu mehterde bir sürü davul pataküte çalıyor dedim. Güm güm vuruyorlar ziller. Şunları bir dedim düzene sokarım falan. Tamam dedi ve mehtere biz girdik. Devlet sanatçısı olarak. Tabii. Mehter barış orkestrası, yani savaş orkestrasıydı biliyorsun. Agresif 98 çalar. Yılında devlet sanatçısı ünvanı aldınız. Ya o da rahmetli Demirel vermişti onu bize. Ama ondan evvel girmiştim ben şeye, Kültür Bakanlığı'na. Halise şu, şimdi bu savaş orkestrası mehter. Agresif çalan, askeri gaza getiren, savaştan evvel savaşın tabii, içerisinde tabii. davullarla, zurnalarla, tabii. zillerle efendim seni korkunç bir ambiyans yaratıyorsun. Evet, kırbaçlıyor filan. Böyle bir orkestra. Şimdi bu orkestra ulan ben girince vay ana ne yapacağım ben bunu şimdi? Bunlar çok hakikaten durmadan çalıyorlar. Bunu sanatsal hale getirmek için uğraştım. Çocuklar da sevdiler beni zaten. Evet. Bunun içerisinde ben dedik ki biz bu barış orkestrası olsun Mehter. Ne yaptık? Bulgaristan'ın en iyi saksafoncusunu getirdim. Rus fagot çalan klasik enstrüman. O geldi. Senegalli davulcu geldi. Afrikalı. İsveçli saksafoncu geldi. Finlandiyalı saksafoncu geldi. Bulgar klarnetçi geldi efendim. Bizim komşularımızdaki en iyi müzisyenleri böyle bir araya getirdik. Aldık. Mehter'in içine soktuk. Bazı agresif marşlar şeyler onları biraz çıkarttık. Dedim ki bunlar çalmayalım ya bu çok sert. Daha folklordan koyduk bir sürü. Folklor onları çaldık. Gittik Portekiz'de çaldık. Yunanistan'da Atina'da çaldık, Selanik'te çaldık, Frankfurt Kitap Fuarı'nda çaldık, Ankara'da çaldık, İzmir'de çaldık, Çanakkale'de çaldık bununla. Sonra ben şey olunca, emekli olunca bu iş bitti. Bitti. İstiyorum daha devam edeyim falan. Yani buradan işte, da yani çok geniş kitlelere ulaşıyoruz. Belki sesinizi duyan olacaktır. Peki hocam yaparız. Bundan Samsun'da Mehter var mı? Nasıl? Mehterimiz var bizim. Belediyenin böyle bir etkinliği var. Ekstra olarak geleyim bir tamam, Yusuf Bey'e iletelim bunu. Yok yok. Peki sevgili hocam bu? O da işte onun tabii o şey. Bu fabrika yapımı. Yarı el yapımı. Bunun ufağı vardır işte tahtadan. Bu da köyden köye konuşurlar Afrika'da. Ritimle konuşurlar. Öyle mi? Ritim bir konuşma aracı. Aracı evet. Şimdi bu telefonun ilk icadı. Hani falan söylüyoruz. Diyoruz ki esas telefon bu konuşulan. Öyle 5G, 3G şey falan yokken falan, falan değil. Bu hadise budur. Buyurun hocam. Onu tanıtımını yapacağız ama bu şimdi köyde bir şey olduğu zaman yılan soktu, düğün var, herhangi bir yangın var ki gürültü kirliliği olmadığı için şey sessiz köyden köye bundan mesaj veriyorlar. Veriyor. Tabii çok uzun değil aradaki mesafe ama bunu köyün en iyi çalan adamı karşıdaki köye çalıyor. Orada duyuyor. Ne demek? Nedir anlıyor. Yani duman belki dumandan sonra. O da cevap veriyor. Onda da var bu aletten. O da ona cevap veriyor. Geliyoruz diyor. Yardım ediyoruz. Okey anladık diyor filan. Bu resmen konuşma aracı. Evet. Resmen. Thank you.
Konuşan da sevgili izleyiciler, Okay Temiz. Ben 77 dedim ama o 79 yaşında olduğunu söylüyor. Gerçekten Türkiye'nin çok daha fazla istifade etmesi gereken bir sanatçısı. Toplumlardaki iyileştirici etkisini biliyoruz sanatın, özellikle de müziğin, biliyorsunuz. Umarım bu konuda daha da ciddi mesafeler alabiliriz. Okay Temiz bugün Samsun'daydınız. Bizi kırmadı, sağ olsun. Konuğumuz oldu. Efendim çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak özellikle ritim müzikte ailelerin, toplumun buluşması ile ilgili neler söylemek istersiniz diyelim. Kapatalım efendim. Vallahi Hindistan'a gittiğimde ben şunu duydum. Ritim anne dediler. Doğurgan. Ritim sonsuz. Çünkü o müzik, melodi falan sonradan gelmiş. Zaten taş devrinden beri yani ritimle başlıyor her şey. Şey yapıyorlar, hayvanları korkutuyorlar, iletişim kuruyorlar. İşte Afrika'da konuşan davulun en ilkel şeysi bu. Evet. Ritimle konuşuyor. Evet. Onun için ritim anne deniyor, doğurgan olduğu için. Melodi sonradan gelmiş. Melodiye söz de eklenmiş. Falan. Hadiseler değişmiş, sazlar başka eklenmiş. Bir şeye gelmiş. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. İnsanlara mesajım şu. Ritim çalsınlar yani. Ritim, çünkü Alzheimer denen bir bela var başımızda bugün insanların. Unutkanlık, denge bozukluğu, işte tembellik, beynin tembelliği, yani bu toparlıyor vaziyeti. Kesinlikle. Yani spastiklerde ben yapmışım bunu seneler evvel. Ve sonuç almışsınız. Yani bu refleksleri, sallanmaları minimuma indiriyor. Yani en asgariye indiriyor. Ve insanlar hayret ettiler, karşımdaki anneler, babalar. Dolayısıyla bu ritim cimnastiği, beyin cimnastiği. Anlatabiliyor muyum? Bunu ne kadar çok çalar, ne kadar çok... Çünkü bunda şeyler var, cümleler var. O cümleleri aklınızda tutmanız lazım. Gerçi bir eğlence gibi ritim çalarken eğleniyorsunuz ama aynı anda da beyniniz çalışıyor. Tabii. Vücudunuz çalışıyor. Tabii. Parmaklarınız, elleriniz çalışıyor. Tabii. Romatizma varsa iyi gelir. Tabii. Beyinde durgunluk varsa iyi gelir. Faydalı bir şeydir ritim. Onu söylüyorum. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Okay Temiz'e teşekkür ediyoruz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz.